Evet arkadaşlar, şimdi kümesin kapı yapım işlerine başladık. Evet, dördüncü gündeyiz arkadaşlar. Çıtalarımızı kapılarımıza göre ayarladık. Yine kameramanlar firarda olduğu için kendimiz ufak tefek çekmeye çalışacağız. Kapıların iskeletlerini tam ölçülü ayarlıyoruz. Burada bakın, çıtalarımızı kestik incecik. Yani 2 santimden kestik değil mi dayı? 3. 3 santimden kesmişiz. 3 santimden kestik çıtalarımızı. Şöyle bir tane yaptık hatta, örnek onu ben bir göstereyim. Hem aç kapat o kapıyı. Bakın şöyle kilidini de bu tarafından yaptık. Şöyle açabilirsek. Menteşe ikili. Şöyle bakın arkadaşlar. Hiçbir şeyi yok. Tam oturuyor. Sağını solunu göstereyim güzelce. Şöyle. Buradan da kilidini taktık. Böyle kapılara çapraz da atıyoruz. Hani kasmasın, germesin diye, gevşemesin diye. Telleri de hazır. Tabii dayım tel işlerini yapmayacak. Teller yine bizde. Evet, bakalım ölçüler tutacak. Biraz şart. Böyle ya. Şey böyle bastık mı? Burası boş tutacak zaten. Çok basmaya da gerek yok tam. Hafiften dokunursa daha da iyi oluyor şey. Şöyle döndürseniz de bu yana doğru. Ha öyle. Thank you.
Şunu ters mi çevirsin? Burası aşağıya mı? Arkadaşlar yer biraz dar olduğu için gördüğünüz gibi hareket etmek zor oluyor. Ama yapılıyor yani. Bilimle takalım mı şöyle gözüksün? Oldu heyecanlandın mı kamera karşısında? Güzel bir şey mi? Diye bir sefer daha attıracağım dayı sana bir şey. Evet arkadaşlar, kapının telini sonradan üstünde yapacağız yani. Şu an ana gövdelerini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 10 numara oldu. Gayet güzel açıp kapanıyor. Kilidini de taktık. Şöyle. Arkadaşlar merhaba. 4. günün sonundayız artık. Dedim ki şu çılgın dumanla bir video çekelim. Yani başlangıcını bununla yapayım diye. Arkadaşlar sabah 7, akşam 9, 10, 11, 4 gündür çalıştık. Vallahi çok yorulduk ama kümes güzel oldu. Yarın inşallah sizlere bu kümesin bütün detaylıca göstereceğim. Tellerini de bitirdik. Hadi git duman. Gideceğim mi? Tutunabilecek misin? Tutun. Hadi git git. Hadi in. Nasıl tutunuyorsun ya? Lan seni var ya. Arkadaşlar şöyle telleri bitirdik. Kapıları yaptık. Hani şöyle şurayı göster. Bu kapıları dayımla yaptığımızda vidaları falan eksikti. Bakın şöyle yaptık. Gayet sıfır oturacak şekilde. Şöyle. Tabii şimdi tel uçları olduğu için şu altlarında vesaire biraz ses yapıyor kapanırken. Ama onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Mentişelerimizi falan çok güzel ayarladık. Bakın şöyle kapılar sorunsuz açılıyor, kapanıyor. Böyle kapatıyoruz. Teller gayet güzel, hepsi gergin.
Tabii şimdi ölçüler arkadaşlar konuştuğumuzdan çok farklı oldu. Yani planladığımızdan biraz farklı oldu. Bölmelerde bazı yani mesela şuradan göstereyim, buradan örnek vereyim. Bakın şimdi. Burası bayağıca büyük bir bölme oldu. Ama bu taraf oraya göre daha küçük kaldı. Yani bunun sebebi de şu üst kümesin ana hatlarına, nasıl diyeyim, ana çıtalarına bağlandık, ana direklerine. O yüzden bazı kaymalar oldu. Ama bunlar herhangi bir sorun yaratmaz. Şöyle söyleyeyim, hatta işimize de yarayacak. Mesela atıyorum sayı biraz fazla oldu, bu tarafa koyarız. Sayısı az olur, bu tarafa koyarız. Öyle bir ayarlama yaparız. Buraları yarın inşallah göstereceğim detaylıca. Şimdi sadece şurayı göstereceğim size anne. Biraz geri alacağım seni. Kapatıp da gidebiliriz. Kapat, geriden başlat istersen. Düşme sakın. Yok yok, şurayı göstereceğim. Arkadaşlar bu bölme, bak git bayağı git geri sen. Bu bölmeyi özellikle büyük yaptık. Bunun sebebi de biliyorsunuz Brahma Brahma dedik. Alt katı da aynı şekilde büyük. Şu an annem üstü gösteriyor. Altı da bayağı büyük. Yani burada çok rahatlıkla 10 tane bile Brahma beslenir. Ölçüsü 2x2 4 metrekare oldu. Yani burayı bölmedik. Gerekirse ileride şu üst katı bölebilirim. Bura bölmeye müsait. Ama altı bölmedim. Burası Brahma kümesim. Yani onu söyleyeyim. Evet, tabii geçici olarak bazı hayvanlar koyabiliriz ama sonuçta köklü şey de Brahma olacak. Onu da söylemiş olayım. Artık da videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanalda abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere.